yerde yeşerip gökte olgunlaşan bir aşk hikayesi diyor. Evet, şu an Ağrı'dayız. Muhteşem mekan. Değerli dostlarla, kardeşlerle beraberiz. Yine güzel bir kitapla karşınızdayız. Gönlünüzdeyiz, huzurunuzdayız değerli kardeşlerim. Neredeyiz? Hani Baba'nın türbesindeyiz. Ahmedi Hani'nin mekanındayız. Tabi onun istirahatgahına geldiğimizde de ne yapalım, ne edelim dedik ve onun muhteşem bir destanı olan, bir aşk hikayesi olan Memüzin'i yapalım dedik. İlk defa böyle bir kitap yapma kararı aldık kardeşimle. Tabii ki Ahmedi Hani'nin kabrine gelip de bu kitabı hatırlatmamak da elde değildi diyelim. Yine içinden böyle bölümler seçtik ki yazarımız da Suriyeli büyük alim Ramazan el-Buti'dir. Bu kitabın yazarı özellikle. Süreç içerisinde Türkiye'de birkaç çevirisi yapıldı. Tabii ki içinden seçtiğimiz bir iki pasajda böyle aşkın, sevdanın, o samimiyetin, dostluğun vurgularını yaparak inşallah bu kitabı da dilimiz döndükçe sizlere anlatmaya çalışacağız. Tabii kütüphanenize katarsanız da ne anlattığını, nasıl bir aşk hikayesi, nasıl bir sevda hikayesi olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Evet, hemen girişte şöyle bir ithaf yapmış yazar, daha doğrusu çeviren. Bu romanı azıcık yanıp da teselli bulması temennisiyle aşkı zehir veya nektar olarak yudumlayan ve aşkın ateşinde yanan ama meyvesini tadamayan her kalbe ithaf ediyorum. Evet, böyle bir ifadeyle başlamış. Hemen kitabın girişinde Ahmedi Hani ile alakalı kısa bir bilgi de var. İşte 16. yüzyılda, 1600 yıllarda yaşadığından bahsediyor. Edebiyatçı, mutasavvuf ve ilim erbabı olduğundan bahsediyor. Doğu Beyazıt'ta yaşamış. Yani şu an Doğu Beyazıt'tayız. Onun mekanındayız. İşte İshak Paşa hemen yanımızda. Dağların arkasında bir dağ, görünmeyen bir dağ. Ağrı Dağı'nın hemen yanındayız. Hemen ondan bahsediyor ve kitapla alakalı şöyle de bir ifade kullanmış Üstad. Mecazi aşktan ilahi aşka dönüşün hikayesini anlatan Memuzin, tıpkı Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u, Şeyh Galip'in Hüsnü aşkı gibidir. Tabi kardeşlerimin, özellikle siz değerli kardeşlerimin bu ismini verdiğimiz kitapları da okumasını rica ediyoruz. Hemen böyle kitabın içerisinden tabi böyle bir roman, bir hikaye, bir aşk, bir sevda anlatımı dili olduğu için de tabi içerisinden seçtiğimiz pasajlarda o ruhu anlamaya çalışın. İlla böyle bizi, burada belki bizi izlemeyin, bizi dinleyin desek yeridir. Evet, hemen seçtiğimiz bir bölüm. Tüm Cizre halkı o saatte şehrin dışına çıkmış. Gümüşlü nehrin kıyısına, rengarenk çiçeklerle süslenmiş yemyeşil tepelere, parlak ve kabartmalı ipekle serilmiş olan Cudi tepelerine, üzerine yayılmış olan büyüleyici ve pembe ortamlara dağılmışlardı. Evet, böyle şiirsel bir anlatım. Yine devam edelim. Yine güzel bir ifade. Gecenin büyük bir bölümünü geride bıraktıktan sonra vücut ruhunu kendisine döndürebildi. Akıl da ayrılıp kendine gelebildi. Evet, akıl ve ruhun birbiriyle ayrıldığı, birbiriyle buluştuğu bir an. Acaba nasıl anlar? Kitapta neler söylüyor? Yine kitabın ana karakterlerinden bir diyalog var. Onu paylaşalım. Memin, Tajdin'in bu sözlerinden anladığı hiçbir şey yoktu. Kalp çarpıntılarından ve nemli gözlerinden çok şiddetli acılar çektiği gayet açıktı. Sürekli yinelediği Zin'in ismiydi. Ve dikkatini çeken tek şey de elindeki yüzüktü. Kimi zaman gözlerini ona dikip hiç ayırmıyordu. Kimi zaman da onu öpüp dudaklarından hiç çekmiyordu. Evet, sevda. Sevdiğine ait bir şey varsa elinde, sevdiğinle alakalı, ondan böyle küçücük, bak, yüzükten bahsediyor. Belki küçücük bir taç dahi olsa insan onu öpmeye, koklamaya doyamıyor desek az demiş oluruz. Kitapta bir bölüm daha var. Çok tatlı bir bölüm. Onu en sona saklayacağız. İnşallah şimdi diğer bölümlere geçmeye çalışalım. Bir taraftan da bayağı üşüyoruz böyle. Özür diliyoruz. Hızlı geçemiyorum sayfaları. Parmaklarımız donmuş vaziyette. Evet. Yine dostla alakalı bir ifade. Cümle şöyle. Dünya sana böyle bir dostu vermiş ise tüm dünyayı ona feda et. O senin için karanlıkta bir çırağı, kalbin için ümitsizlikte bir ümittir. Dosttan bahsediyor. Kitap sadece sevdayı değil, dostluğu da anlatıyor. Evet, devam edelim yine seçtiğimiz bölümlerden. Yine böyle damar bölümlerden bir tanesi. Aşktan bahsediyor. Aşk diyor. Aşk bir gönül ateşidir. Nasihat ise
onu söndüreceği yerde de alevlenir. Aşk kalbe yerleşen bir sırdır. Kınandıkça ortaya çıkar, üzerindeki perde aralanır. Hele hele nasihatta bulunan kişi muhatabının çektiği acının sırrını bilmiyorsa, kalp dünyasından ve acılarından uzak öğütler vermeye çalıştığı için onu daha çok yalnızlık duygularının içine iter ve acı ile kederlerinde ne kadar yalnız olduğunu hissettirir. Evet, derdi çeken bilir, gerisine yalan gelir derdi rahmetli anacığım. Buradaki dertten de belki de bahsetmek istediği. Ve yine bir haykırış, muhteşem sözler. Ey gözyaşlarım gibi akan ve özlem ateşim gibi coşan Dicle, neden gece gündüz durmadan hep akıyor ve coşuyorsun? Bir saatliğine bile olsa neden dinlenmiyorsun? Hiç yorulmuyor musun? Evet, hiç yorulmuyor musun? Devam ediyor. Çok güzel bir söz. Biraz sonra inşallah o dediğim pasaja geçeceğiz. Ama sonunda çok tatlı, böyle beni çok etkileyen bir söz var. Onu paylaşalım. Sazcı olmasa hiç ney feryat eder mi? Katip olmasa kalem hiç nakşeder mi? Diye bir söz var. Beni çok etkilemişti bu sözde. Şimdi final bölümüne doğru hızlanalım. Teyzeyi nerede buldum? Ha, burada. Evet, şimdi son dediğimiz bölüme geçelim ve inşallah bu kitabı da okumanızı rica edelim. Teyzeciğim, nerelisin ve ne iş yaparsın? Şu görünen dağın arkasına düşen bir köydenim. Ne iş yaptığıma gelince, hastaların imdadına yetişmek, dertlerine derman olmak için memleketler gezen bir hekimim. Hangi hastalıkları tedavi edersin? Doğrusu manevi hastalıkları tedavi etmekteki maharetimle tanınırım. Fakat uzun tecrübelerimin neticesi olarak diğer bedeni hastalıklarla da ilgileniyorum. Meclisin arka köşesinde duran Tacdin araya girerek sordu. Manevi hastalıklardan neleri biliyorsun teyze? Yaşlı kadın Tacdin'e yöneldi ve şu ruh ve manevi hastalıkları merak edenin kim olduğunu öğrenmek istercesine bir müddet zayıf gözleriyle onu inceledi. Sonra aradığı iki kişiden biri olduğunu hissetti. Şöyle dedi. Bu tür hastalığın birçok çeşidini biliyorum. Daha önce çok sayıda hastayı tedavi etmiş, dertlerine çare bulmuşumdur. Allah etmesin, öyle bir şikayetiniz var mı oğlum? Tacdin yaşlı kadına cevap vermeden araya mem girdi. Bu hastalığın en şiddetli türü nedir teyze? Ondan biraz bahsedip mahiyetini anlatır mısın? Aradığı iki delikanlının karşısında olduğu hissi kuvvetlenmiş bir halde Tacdin'e baktığı gibi ona da baktı. Sonra derinden bir iç çekti. Bu hastalığın en şiddetli türüdür yavrucuğum. Allah sana göstermesin. Gözlerden çıkıp gözlerde yol alır. Sonra kalplere yerleşir. Başlangıçta duygularla bir titreşim. Göğüs kemikleri arasında şiddetli bir çarpıntı. Yüzde bir renk değişimi şeklinde kendini gösterir. Artıp ilerlediği zaman alevi insanın iç organlarını gürleşen bir ateş ile yakar, alır. Ateş olmadığı halde her tarafı onunla yanar. Köz olmadığı halde kalp kızarır da kızarır. Sonra bu hastalık daha da ilerleyip yerini tam aldığı zaman kalbi en derin yerine kadar yırtar ve parçalar. Azılı dişleri olmadığı halde onu yaralar ve yırtıp koparır. Bu duruma geldiğinde kana akar. Gözlerinden kan fışkırır. Vücut göğsün inlemeleri ile iç organlarının kıvrımları arasında eriyip gider. Bu aşamadan sonra artık ne hekim bir şey yapabilir ne de ilaç fayda verebilir. Aşk ateşi ancak ruhların birbirine sarılıp kavuşmanın verdiği serinlikle sönebilir. Evet. Eskilerin sevdası, eskilerin muhabbeti, eskilerin aşkı bir başka oluyor. Yani anlatmaya kelimeler yetmez diyeceğimiz bir andayız. Mübareğin istirahatgahındayız. Muhteşem, muhteşem bir mekandayız. Çok güzel bir yerdeyiz. Söylenecek çok söz var belki sevda üzerine. Derdi çeken bilir dedik biraz önce. Sevdayı da çeken bilir. Sevda illa paylaşmak mıdır? Yok. Sevdiğinizi sevdiğinizi söyleyin tabii ki. Fakat bazı sevdalar vardır. Bu aralar Gönül Dağı diye bir dizi meşhur.
Orada Sefer diye bir karakter var. Onun sevdası gibi belki de. İlla ki karşılık olmalı mı? Sanki biraz iki yüzlülük gibi geliyor bana. Bu sözümden yanlış anlaşılmasın. Bu sözüme kırılmasın kimse. İlla karşılık beklemeye de gerek yok. Sen sevdiğini biliyorsun ya. Gerisi aslında lafı güzaf desek yeridir. Evet, sizi Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Huzurda bir duamızı okuyalım ve biz de yolumuzla revan olalım. Selamünaleyküm.